kızım. Rabia'm kalk. Hadi kızım. Rabia. Kalk yavrum. Hadi annem kalk kızım. Anne geliyorlar. Şahikan git hadi annem. Git kızım. Rabia'm hadi kalk kızım. Hadi kalk annem. Hadi güzel kızım. Kalk yavrum. Koşun kızım. Koşun kızım. Koşun. Anne ne oldu? Anne! Anne ne oldu? Anne kalk! Anne hadi! Anne ne oldu? Anne! Anne ne oldu? Anne! Anne! Anne hadi kalk anne! Anne! Anneciğim! Bunları alın. Alın bunu. Bunları sakın kaybetmeyin. Anne bunu niye verdin? Anne. 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 Anne ne olur. Anne ne olur kalk. Anne. Anne. Kimse yok. Çabuk olalım. Çabuk olalım hadi. Kızları kurtaralım. Anne Rabia'yı götürüyorlar. Hadi kızım anne, gitmeniz anne, lazım. Abla. Hadi gel. Hadi yavrum. Hadi kızım çatışmanın ortasındayız. Hadi. Hadi kızım acele et gitmemiz lazım. Hadi gel. Tamam. Hadi seni kurtarmak istiyoruz. Hadi. Tamam artık yeter. Hadi. Hadi kızım hadi. Yalvarırım. Hadi kurtaracağız seni. Hadi gel. Abla. Hadi. Anne Rabia. Tamam kızım hadi. Anne? Anne? Anne, şu böreklere bir desen baksan. Tamam kızım, geliyorum. Ya neden beni zorluyorsun Gürkan? Bütün hafta işte canım çıkıyor zaten. Ne kadar yorulduğumu görmüyor musun? Ya ben annenin peşinde gezmek zorunda mıyım? Ya kadın arkadaşına seninle birlikte gitmek istiyor. Ne var bunda bu kadar kızacak? İstemesin efendim. Ben onun arkadaşlarıma giderken istiyor muyum? Sen ister misin canım? Kadıncağız seni kızı gibi görüyor, kızı. Sense onu düşmanı gibi görüyorsun hala. Ya yeter artık Gürkan. Seninle daha fazla tartışmak istemiyorum. Sevgili annene söyle. O yalnız gitsin umre arkadaşına. Tamam mı? Annem 65 yaşında Gülay. Ne olmuş 65 yaşındaysa? Yani kadın artık yaşlandı. Ya bir hayır duasını alsan, gönlünü hoş tutsan fena mı? Ya Gürkan yeter dedim. Zaten canım burnumda. Bir de annenle uğraşmak istemiyorum. Senin canın hep böyle zaten. Söyledim ama dinleyen kim? Ya bu hafta içimizden biri medya planlama müdürü olarak katılacak. Metin Bey kimi seçecek ben onun derdindeyim. Sen hala annenin gönlünü yapma derdindesin. İşte sen bu kadar bencilsin. Sadece kendini düşünürsün. Tamam peki senin dediğin gibi olsun. Ama bak şunu iyi bil ki ben de senin ailenin çağırdığı hiçbir yere gitmeyeceğim bundan böyle anladın mı?
O baban her mal almaya gidişte beni çağırıyor ama. Artık kendine başka bir hamal bulsun canım. Gürkan. Ne oldu oğlum? Yok bir şey anne. Güler'le konuştun mu? Konuştum, konuştum. Gelecek mi? Geleceğim. Sağ ol kızım. Gelmeni neden istiyorum biliyor musun? Arkadaşına beni göstermek istiyorsun. Umre'deyken hep sizden bahsettik Rabia Hanım'la. O gelinini anlattı. Ben de hep senden bahsettim. Seni anlattı. Bu yüzden seni özellikle davet etti kız. Tamam. Geleceğim dedim ya. Buyurun sofraya. Sizi öyle alayım. Geç kızım sen de buraya otur. Çok zahmet etmişsiniz Rabia Hanım. Aa, rica ederim, zahmet olur mu? Sağ olsun Arzu kızım yaptı her şeyi. Ellerine sağlık kızım. Afiyet olsun. İkimiz de şanslıyız Nesibe Hanım. Allah bize kız evlat vermedi ama anne gibi kabul eden gelinler verdi. Hadi başlayalım. Gülay, sen neden yemiyorsun yavrum? Ben çayı fincanda içerim de. Ha. Aa, ben hemen getireyim anne. Siz takılarınızı kitaplıkta mı saklıyorsunuz? O basit bir takı değil yavrum. Basit bir takı değil mi? Çok mu pahalı? Kaşıkçı elması gibi bir şey mi yoksa? Ondan da değerli. Ah, bu küpe annemin küpesiydi. Rahmetli anacığımdan kalan tek hatıra. Size küpe mi hatıra bıraktı? Hem de tek bir küpe. Dersim'de oturuyorduk biz. Tunceli yani. Dersim'de yaşanan olayları biliyorsunuz. Biliyorum. Annemi, babamı, bütün akrabalarımı kaybettim ben Dersim'de. Anne ne olur hatırlama o konuyu. Annem hayal meyal hatırlasa da o dehşet günleri... aklına geldikçe çok kötü oluyor Nesibe teyze. Kapatalım bu konuyu Rabia Hanım. Hadi Umre'den konuşalım. Bence de Umre'den konuşun. Siz anlatın. Biz de Gülay'la oraları hayal edelim. Benim hayal dünyam çok geniş değil. Siz tek başınıza hayal edin. Müzik
avukatın. Yerine getiremeyeceğin sözleri niye veriyorsun madem? Bak seni son kez uyarıyorum. Ayağını denk al. Hayatım. Hayatım. İşini adam gibi neden böyle düşünüyor? Yapmayacaksan bırak git. Niye bana soruyorsun? Artık mazeret duymak istemiyorum. Kendisine sor. Bana ne ya? Deli edecek bu kredi beni. Ne oldu amca, yine ne yaptı? Müşteriyi bir iki bırak kalmış hallederiz dediği işi bir ay geçmiş halledememiş. Çocuklar. Biliyorsun, ilk ben yatıyorum. Üstelik anne. Sürekli arkasını toplamaktan bıktım artık. Anneciğim. Bak sen iyisin değil mi? İyiyim. Bulalım birini. Yorgun evlat. İyi geceler. İyi geceler. Piyasayı biliyorsun oğlum. Amca şu hesapları bir baksak olur. Ver bakayım. Hayatım. Şurada. Müşteri bekliyor. Çok acil hayatım. Bir işim var. Acil çıkmam lazım. Ne oldu bugün, kötü bir şey olmadı değil mi? Yo, senin isteğin üzerine annene eşlik ettim sevgili kocacığım. Ne derse hiç iyi olmaz. Of. Neden böyle yapıyorsun Gülay, neden? Bir yere gideceğim yok. Neden şimdi durduk yere huzursuzluk çıkarıyorsun? Ebru Hanım? Metin Bey geldiler mi? Gelmeyecek mi? Neden? Sen nereden biliyorsun? Telefon mu etti? Dün gece oraya mı gitmişler? Filiz Hanım ve Eylem Hanım'la birlikte, öyle mi? Tamam Ebru, teşekkür ederim. Demek Metin Bey'in evine gittin Filiz Hanım. Eylem'i de peşine taktın. Oh! Medya tanıtım müdürü olabilecek misin bakalım? Ben o müdürlüğü sana kaptırır mıyım? Ya Gürkan, Metin Bey'in annesi rahatsızmış. Tamam da o kadın çoktan beri hasta değil mi? Ya evet hasta. Ama son günlerde daha da bir kötü olmuş. Allah yardımcısı olsun hayatım. Bu gece onu ziyarete gidelim mi? Hayatım. Şimdi benim gitmeme gerek yok. Sen arkadaşlarına gidersin. Arkadaşlarımın hepsi kocalarıyla birlikte gittiler Gürkan Bey. Benim de şimdi gitmem gerekiyor. Hemen bu akşam. Yoksa geç olur. Herhalde akşam akşam beni tek başıma yollamayacaksın, öyle değil mi? Ne gülüyorsun? Aynı anneme benziyorsun. Ne alaka? Annem de seninle gitmek istiyor ya arkadaşlarına. Onlara geleniyle anne kız gibi olduğunu göstermek istiyor yani. Annenin bir amacı yok ama. Senin amacın var mı? Evet var. Medya tanıtım müdürlüğünün boş olduğunu biliyorsun. Metin Bey içimizden birini seçecek. Filiz bunun peşinde. Hatta belki Eylem bile. E tabii sen de. Evet ben de. Yıllardır deliler gibi çalışıyorum. O pozisyon en çok benim hakkım. Vallahi ben hiçbir yere gidemem. Ya gelmelisin. Öyle bir mecburiyetim yok. Benim de annenle gitmek gibi bir mecburiyetim yoktu. Ama sen istedin diye gittim. Şimdi de ben istiyorum. Hayatım tamam, başka zaman gideriz. Ya başka zaman olmaz, ne olur. Bu gece gitmeliyiz lütfen. İyi tamam, iyi öyle olsun bakalım. Hadi o zaman hemen üstümüzü değiştirelim. Dur, ne yapıyorsun? Anneciğim, misafirimiz var. Buyurun. Geçmiş olsun. Anne, bu Gülay Hanım. Bizim şirketin en kıdemlilerinden. Geçen yıl piknikte tanışmıştınız. Sana geçmiş olsun demek için geldim. Sağ olsun. Nasılsınız? İyi değilim kızım. Ama yine de çok şükür. Benim hiç olmazsa ümidim var. Anneme böbrek nakli yapılacak.
Uygun bir böbrek buluncaya kadar periton diyaliziyle hayatını devam ettirecek. Böbrek bulununca da iyileşecek inşallah. İnşallah. Eşim de geldi. Ama sizin durumunuzun hassaslığını bildiği için yanınıza gelmedi. Ben selamını ileteyim. Allah razı olsun. Biz daha fazla rahatsız etmeyelim Şarkı teyzemi. Hele bir ameliyat olsun, iyileşsin. O zaman tekrar geliriz inşallah. İnşallah. Buyurun çıkalım. Bu küpenin teki nerede acaba? Ne yapıyorsun? Hayrola hayatım? Nereye bakıyorsun öyle? Aslında öyle bir etrafa göz atıyordum da sonra şu tek küpe dikkatimi çekti. Hayatım, iyi misin? Evet, iyiyim de biraz şaşkınım. Şaşkın mı? Neden? Bu küpenin bir benzerini başka bir yerde gördüm. Hatta aynısıydı galiba. Tamam da olabilir hayatım. Bunda bu kadar şaşıracak ne var? Ama o da tek küpeydi. Ve o da bir evin köşesinde bir kitaplıktaydı. Tek küpe mi? Evet. Yani demek ki ikisinin de tekini kaybetmişler değil mi? Hayatım hadi biz artık gidelim olur mu? Hem bak Metin Bey'i de daha fazla rahatsız etmeyelim. Tamam mı? Müsaadenizle Metin Bey. Müsaadesiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hadi hayatım. Hayatım, sessiz ol. Annem uyuyor galiba. Ya hayatım, bir küpeye bu kadar takılmış olmanı anlamış değilim doğrusu. Ya aynı küpeden annenin arkadaşında da vardı diyorum. Anlamıyor musun? Tamam, ne var? Olabilir, ne olmuş? Ya olabilir de ikisinin de tek olması sence enteresan değil mi? Misafirlerin gitti mi? Gittiler. Anne. Hani senin şu tek küpen var ya. Ne olmuş küpeme? Kayboldu mu yoksa? Yok canım. Neden kaybolsun? Vitrinde duruyor. O küpenin diğer teki kardeşindeydi değil mi? Kardeşimi aynı günde götürdüler.
yaşadı mı, öldü mü? Onu bile bilemiyorum. Annem gibi, babam gibi, o da ölmüştür. Ya da benim gibi, onu bir yuvaya vermişlerdir. Yıllarca yandım onun için Metin. Hep bir haber bekledim. Ama hiçbir haber çıkmadı. Hiç. Üzülme anneciğim. Üzerinden koskoca bir ömür geçti. Ama kardeşimin çığlıkları hala kulağımda çın çın. Neden anlattım ben bunları? Durup dururken nereden aklıma geldi? Tamam anneciğim, üzülme. Ağlama artık lütfen. Teyzemin adı Rabia'ydı değil mi? Evet, Rabia'ydı kardeşimin adı. Hayatım, Metin Bey arıyor. Allah Allah. Alo. Güley Hanım. Efendim Metin Bey. İyi akşamlar Güley Hanım. Rahatsız ettim. Estağfurullah, buyurun, ne rahatsızlığı? Yarın sabah müsaitseniz sizi kahvaltıya davet edecektim. Kahvaltıya mı? Yarın mı? Yarın Güley Hanım. Olur olur, tabii. Teşekkür ederim. Tamam. İyi geceler. Size de iyi geceler Metin Bey. Ne olmuş? Yarın sabah bizi kahvaltıya davet etti. Kahvaltıya mı? Evet. Ben sabah alırım sizi dedi. Bir yerde kahvaltı yaparız dedi. Allah Allah. Acaba beni medya planlama müdürü mü yapacak? Bunun için mi götürecek kahvaltıya? Yok canım, zannetmem. Bunu iş yerinde de söyleyebilir sana. Yoksa beni işten mi çıkaracak? Bak bu olur işte. Adam seni işten çıkaracak ama öncesinde bir kahvaltı ısmarlayayım demiştir belki. Olur. E peki ne olabilir Gürkan? Vallahi bunu öğrenmek için sabaha bekleyeceğiz hayatım. Bilmiyorum. Dün gece anlattığınız konu benim çok dikkatimi çekti Güley Hanım. Hangi konu Metin Bey? Hani bir evde tek bir küpe gördüm demiştiniz ya. Ha, evet. Kadının adı neydi Güley Hanım? Kadının adı Rabia'ydı. Rabia mı? Evet, Rabia. Demek Rabia. Bu kadar tesadüf olabilir mi? Beni o bayana... Yani Rabia teyzenin evine götürebilir misiniz? Götürürüm tabii. Ama neden gitmek istiyorsunuz oraya? Emin değilim. Ama eğer düşündüğüm gibi ise... inanın bana bu bir mucize olur. Ne? Hemen gitmek istiyorum mümkünse. Tabii. Tabii Metin Bey. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Rabia teyze. Sağ ol. Buyurun. Merhaba. Merhaba yavrum. Evet, aynısı. Değil
Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Rabia teyze. Biz sizinle aslında bir konu hakkında görüşecektik. Daha doğrusu Metin Bey. Metin Bey şirketimizin genel müdürü. Memnun oldum. Kocam Gürkan. Memnun oldum yavrum. Ben de, ben de teyzeciğim. Rabia teyze... Biz bu tek küpeyi görebilir miyiz? Neden? Metin Bey buraya o tek küpeyi görmek için geldi. Eğer maksadınız bunu satın almaksa ben bunu satmıyorum. Satın almak için gelmedik. Ya ne için geldiniz? Bu tek küpeyi nereden buldunuz? Bu küpe bana annemin hatırası. Ölürken vermişti onu bana. Diğer teki nerede? Diğerini de ablama vermişti. Ablanızın nerede olduğunu biliyor musunuz? Hayır. Bilmiyorum. Belki de ölmüştür. Biz Dersim katliamını yaşadık. Annem, babam, bütün akrabalarımı o katliamda kaybettim ben. Çatışmanın ortasındayız. Hadi geliyorlar. Hadi kurtaracağız seni. Bırakmayacağım hadi, seni kardeşim. Bırakmayacağım. Hadi kızım hadi. Hadi kızım hadi. Geliyorlar galiba. Nereye götürüyorsunuz kardeşimi? Tamam hadi artık yeter. Hadi. Tamam durun. Hadi acele edin. Hadi tamam. Hadi gel. Sakın korkma. Anne. Hadi, anne kalk Rabia gidiyor. Anne kalk anne. Ablacığım. Tamam acele et. Anne kalk. Anne abla. Rabia. Ah anne. Ah. Abla. Rabia. Götürdüler ablamı. Nereye götürdüler sizi? Bir askeri araca bindirdiler beni. Oradan da Ankara'ya yuvaya götürdüler. Yuvada büyüdüm ben. Bu konu sizi niye bu kadar ilgilendirdi? Gerçi daha önceden de gelmişlerdi ama. Kim gelmişti? Dersim katliamını filme çekeceklermiş. O günleri anlatmam için gelmişlerdi. Ablanızın adını söylemediniz. Yoksa hatırlamıyor musunuz? O bana hep kızardı. Bana ismimi söyleme, abla de derdi. Ben ona hep abla derdim. Adını bir kez bile söylemedim. Çünkü Çayka abla bile dememi istemedi. Neler oluyor? O küpenin teki nerede biliyor musunuz? Bilmiyorum. Annemde. Annemin adını da öğrenmek ister misiniz? Annemin adı Şahika. Hayır, olamaz. Teyzeciğim. Bana şaka mı yapıyorsunuz teyzeciğim, çocuklar? Teyzeciğim. Hadi Şahika olamaz. Rabia olamaz teyze. Çocuklar. Teyzem kendine gel. Bak, olamaz. Bak sana ne göstereceğim. Şahika bak olamaz. Sana Rabia ne göstereceğim. Lütfen. Bak. Rabia teyzem. Ablam. Rabia teyze. Rabia teyze. Rabia teyze. Tut. Rabia teyze. Rabia teyze. Teyzem. Rabia teyze kendine tamam, gel. Tamam sakin ol. Buyur teyzeciğim. İyi misin teyze?
İyi miyim, sağ ol. Bana anlattıkların doğru değil mi? Doğru. Ben ablamın öldüğünü düşündüm hep. Annem de senin öldüğünü düşünmüştü. Peki, nasıl buldun sen beni? Güley Hanım sayesinde buldum. Bu küpenin aynısını Metin Bey'in evinde görünce öyle şaşırdım ki Rabia teyze. Metin Bey de benim bu şaşkınlığımı fark etmiş olacak ki sorunca... Annemden defalarca dinlemiştim sizin öykünüzü. Güley Hanım, ben bu küpenin aynısını başka bir evde gördüm deyince acaba dedim. Ve işte buradayız. Yani her şeyi Güley kızıma borçluyuz, öyle mi? Evet, öyle. Peki anne, yani Şahika ablam nasıl? Annem biraz rahatsız. Neyse, bu konuyu sonra konuşuruz. Şimdi ben seni ona götüreceğim. Bunca yıl sonra ablamı göreceğim. Hadi gidelim. Ben alayım canım. Gel teyzeciğim. Subhanallah. Buyurun. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anacığım. Misafirlerimiz mi var? Evet. Sen neden yatağında değilsin? Yat yat canım, sıkıldı oğlum. Hoş geldiniz. Anneciğim. Bak sana kimi getirdim. Kimi? Kim olduğunu kendisi söylesin sana. Gel teyze. Gel otur teyzeciğim. O gün arkandan abla diye bağırdım. Gitme abla, beni bırakma diye haykırdım. Senin adın ne? Adım Rabia. Rabia mı? Evet, Rabia. Annemin adı Sündüz. Babamınki İlyas. Memleketim Dersim. Dersim katliamında anamı, babamı, yuvamı kaybettim. Sen ayarladın bunları değil mi? Öleceğimi bildiğin için sen ayarladın. Sen yaptın. Bana son günlerimde bu mutluluğu yaşatmak için sen yaptın değil mi? Sen yaptın abla, değil mi Metin? Abla, bak, bak sana ne göstereceğim. Thank you.
inanılır gibi değil. Yani siz şimdi uzun yıllardır birbirini görmeyen iki kardeşin kavuşmasına mı vesile oldunuz? Ben değil anneciğim. Gülay vesile oldu. Allah senden razı olsun kızım. Ne büyük bir sevap işledin. Aslında siz de vesile oldunuz bu kavuşmaya. Değil mi? Ben ne yaptım ki? O gün Rabia teyzeye gitmem için ısrar etmeseydiniz bu kavuşma yaşanmayacaktı. Evet anne. Allah sizden razı olsun. İnşallah Şahika teyzenin iyileşmesine de vesile olursunuz. İyileşmesine mi? Şahika teyze böbrek hastasıymış anne. Böbrek nakli yapılması gerekiyormuş. Ama bugüne kadar uygun bir böbrek bulunamamış. Rabia Hanım kardeşine böbreğini mi verecek? Yarın tahliller yapılacak. Eğer dokuları uyuşursa Rabia teyze bir böbreğini Şahika teyzeye verecek. Uyuşur inşallah. İnşallah. Şahika abla. Efendim. Her şeyi bölüşmemiz ne güzel değil mi? Nasıl yani? Önce küpeleri bölüştük. Biri sende, biri bende. E'si mi var? Şimdi de böbrekleri bölüştük. Biri sende, diğeri bende. Dediğin doğru. Güldürdün beni. Allah ikinizi de daima güldürsün inşallah. Amin. Sağ ol yavrum. Misafirlerimiz var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş, çok sevdiğiniz kızınız geldi. Evet Nesibe Hanım. O bizim kızımız. Nesibe Hanım, Gülay kızım sadece senin değil, bizim de kızımız. Çok tatlısınız. Çok teşekkür ederim. Asıl biz sana teşekkür ederiz yavrum. Senin sayende kardeşime kavuştum. Sağ ol yavrum. Allah senden razı olsun. Umre'deyken benim gelinim bir tanedir diyordun ya. Hakikaten öyleymiş. Öyledir benim yavrum. Sadece ikiniz değil. Ben de Gülay Hanım'a çok şey borçluyum. Annem Gülay Hanım sayesinde sağlığına kavuştu. Üstelik bir de teyzem oldu. Ah benim oğlum. Ben de Gülay Hanım'a minnettarım. Estağfurullah. Aha, bu arada Gülay Hanım'a iyi bir haberim var. Aslında yarın şirkette duyurusu yapılacak ama siz de duyun istiyorum. Eğer kabul ederse Gülay Hanım yarından itibaren şirketimizin yeni genel müdür yardımcısıdır. Aa, ne güzel. Medya planlama müdürlüğü diyecektiniz galiba. Medya planlama müdürü değil Gülay Hanım. Genel müdür yardımcısı. Ne diyorsunuz? Teklifimi kabul ediyor musunuz? Onur duyarım Metin Bey. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Aferin kızım. Kutlarım. İnanamıyorum anne. Hala inanamıyorum. Ben koskoca şirketin genel müdür yardımcısı oldum. İnanılır gibi değil. Çok çalışıyorsun. Hak ettin yavrum. Yapma anne. Yıllardır çalışıyorum ama şimdi oldu. Üstelik hak ettiğimi düşündüğüm medya planlama müdürlüğü benim için hayalken bile. Senin sayende anne. İstediğin oldu mu? Memnun kaldın mı? Sağ ol kızım. Sen beni sevindirdin. Allah da seni sevindirsin. Ben hak etmediğim halde sen benim için dua ettin.
Senin duan ile hem ben sevindim, hem Şayka teyze hem Rabia teyze sevindi. Canım kızım benim. Büyüklerin hayır duasını almak meğer ne kadar önemliymiş. Sağ ol anne, çok sağ ol.